Ben başlayayım. Sayın Valim, Sayın AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi 20, 21, 22 ve 23. dönem milletvekilimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Necati Çetinkaya, Sayın Belediye Başkanım, STK temsilcileri, il dışından gelen çok değerli misafirlerimiz, basınımızın çok değerli temsilcileri ve çok kıymetli misafirlerimiz, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneği tarafından ortak yürütülen İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen Elazığ Yemekleri ve Deprem Yaralarının Gastronomiyle Sarılması Projesi'ne hepiniz hoş geldiniz, hepiniz şerefler verdiniz. 4000 yıllık kadim bir medeniyet şehre ev sahipliği yapan bölgenin incisi olan Elazığ'ımız, gastronomi alanında, ülke çapında başarılarıyla adından söz ettiriyor. Öncelikle 24 Ocak 2020 yılında Elazığ'da, sonrasında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta depremler yaşandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. 7 Ekim'den bugüne Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren zalim İsrail'in Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor. Hayatını kaybeden on binlerce masum kardeşimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Efendim sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlar adına ve Filistin'de şehit olan Müslüman kardeşlerimiz adına sizleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Mehter takımı Elazığ folklor ekibi protokol gastronomi çalıştı.
Müsaadenizle Belediyesi'nin gösterisine birlikte izleyelim. Ayaz Belediyesi Kültür ve Turizm Derneği etrafımı yıkmam diyor. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Pilevne'den çıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Pilevne'den çıkmam diyor. Düşman tunayı atladı, karakolları yokladı. Düşman tunayı atladı, karakolları yokladı. Osman Paşa'nın kolunda 5000 top birden patladı. Osman Paşa'nın kolunda 5000 top birden patladı.
Gafil ne bilir neşve pür şevki ve gayrı. Meydanı celad ettik yer var sefaya. Meydanı celad ettik yer var sefaya. Merdan-ı gaza aşk ile tekbirler alınca titrettiğine ruh-i zemin arş-ı semayı. Allah yoluna celk edelim şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Allah yoluna cenk edelim şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Buna er meydanı derler, bundan söz olmaz yandım aman aman. Buna er meydanı derler, bundan söz olmaz yandım aman aman. Çifte yürekli erkekler şahım gelir bu yana yandım aman aman. Çifte yürekli erkekler şahım gelir bu yana. Ele bele dile imanım, ihanet olmaz yandım aman aman. Ele bele dile imanım, ihanet olmaz yandım aman aman. Okurlar fermanı imanım, yandım kıyarlar cane yaktım aman aman. Okurlar fermanı imanım, yandım kıyarlar cane. Sit.
Evet, alkışlarımız Mehter Takımı'na gelsin. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine efendim. Evet, Elazığ'dayız. Gakkoşlar Diyarı Elazığ'dayız. Bugün aramızda Elazığ dışından da çok kıymetli misafirlerimiz var. Belki ilk kez Elazığ folklorunu izleyecekler. Bizler de onlar gibi heyecanla Elazığ folklor ekibini sahneye davet ediyoruz efendim. Evet, folklor ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim konuşmaları gerçekleştirmek üzere Elazığ Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneği Başkanımız Sayın Harun Seyran efendim kürsüye davet ediyorum. Kurucular Kurulu Üyesi, Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, çok kıymetli devlet büyüğümüz Mehmet Necati Çetinkaya Beyefendi, Sayın Belediye Başkan Yardımcım Nazif Bilginoğlu Beyefendi, protokolümüzün değerli mensupları, il dışından gelen değerli misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri ve siz kıymetli misafirlerimiz.
Elazığ gastronomisi ve turizmi için büyük bir hayalle ve hedefle çıktığımız bu büyük yolculuktayız. Devlet büyüğümüz Sayın Necati Çetinkaya'nın bizlere yürekten cesaretlendirmesiyle Elazığ gastronomisi için yola çıktık. Elazığ adına kendilerine çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Elazığ Belediyesi, Elazığ Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneği ortak projemizle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES projesi himayesi ve desteğiyle bütün sektörel paydaşların, akademisyenlerin, gastronomi yazarlarının, başarılı şeflerin katılımlarıyla hayata geçirilen eskimeyen Elazığ yemekleri ve deprem yaralarının gastronomi ile sarılması projesi ve çalıştayı etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Değerli valim, Sivil Toplum Müdürlüğümüzün ve ekibinin destekleriyle Elazığ gastronomisinin yolu açıldı. Kıymetli valime, müdürümüze ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. İlme rağbet eden, hak rızası güden, hizmeti nimet bilen, erdemi ışık gören bir avuç Elazığ aşığıyla giderek büyüdük ve yemeğin ve sofranın giderek hızlandığı, ayaküstü bir koşuşturmaya feda edildiği, günümüzden nener reçetelerimizi hatırlayanlar ve pişirenlerin de giderek azalması azalıyor. Bu durum sadece lezzet kaybı değil, aynı zamanda kültür kaybına da beraberinde getiriyor. Unutulan her tarif sofralarımızda fakirleşmesine eşdeğer. Bu nedenle yıllardır Elazığ yemeklerini kayıt altına aldık. 1300 mutfak çeşidimizle Türkiye'de ilk sırada olduğumuzda iddialıyız. İlk hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yemek reçetemizi patentine almak. Bu konuda proje ortağımız olan heyecanını hiçbir an yitirmeden çalışan başarılı değerli Elazığ Belediye Başkanım Şahin Şerifoğulları'yla yine ortak projemizle Elazığ gastronomisine ışık yolunu aydınlatacağına, sonuçlandıracağına inancımız tamdır. Kendilerine, başkan yardımcılarına, bu projede ortak paydaşımız olduğu için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. 4000 yıllık kadim bir medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin inci vilayetlerinden biri konumundaki Elazığ'ımız, gastronomi alanında ülke çapında başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği olarak bizlere de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Öncelikle 24 Ocak 2001 yılında Elazığ depremi, sonrasında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde yaşanan depremler sonrasında devletimizin şefkatli halinin hem ilimize hem on kentimize ulaştı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren zalim İsrail'i kınıyor. Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik olan saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Hayatını kaybeden on binlerce masum kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Genel Başkanı Sayın Ahmet Karaman efendim kürsüye arz ediyorum. Evet, merhabalar efendim. Sayın Devlet Büyüğüm, Sayın Valim, sevgili Hazirun, değerli sektör temsilcileri, değerli başkanlar. Hepiniz bu güzel organizasyona öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Dört yıldır Elazığ'a geliyorum. Bu dördüncü yılım. Bundan önceki yıl yine bu kürsüde bu konuşmayı yaparken Elazığ gastronomisinin, Elazığ'ın unutulan yemeklerinin gün yüzüne çıkması, birçok platformda yer veriliyor olması, bu konuyu konuşmuştuk ve biz Aşçı Federasyonu olarak, aşçılar olarak neler yapacağımızı söylemiştik ve bu söylediklerimizin de arkasında durarak İstanbul gibi metropol bir kentte, Ankara gibi metropol kentlerde, İzmir'de ve Ege'de
Elazığ yemeklerini aldık, reçetelerini ve buranın ham maddelerini de alarak menülerimize koyduk ve insanlara tanıttık. Ve çok güzel de geri dönüşler aldık. Yine geçen yıl havalimanında yaptığımız çalışmalarla bu mutfağı, bu kültürü taşıdığımızı söylemiştik. Şimdi hedefimiz, Allah nasip kısmet ederse, bir tek Elazığ'ımız değil, Güneydoğu mutfağımızı, Elazığ mutfağımızı, unutulan bu yemeklerimizi dünya platformuna taşımak. Şükürler olsun ki ülkemize Michelin yıldızı girdi. Michelin yıldızı çalışmaları başlattı. Michelin yıldızı gastronomide verilen en değerli ödüllerden biridir. Bir işletmeye, menülerine ve şefe verilen bir değerdir. Michelin İstanbul, Michelin Bodrum ve kısmet olur inşallah 81 ilimizde de bu Michelin görevi alırsa bu yemeklerimiz daha fazla tanıtılacak ve daha fazla insanlara ulaşacak. Michelin'i niye özellikle anlatmak istedim? Michelin'in mantalitesi şudur: sürdürülebilirlik ve yerlilik. İşte Elazığ mutfağının eskimeyen yemeklerini ya da eskiyen ama tekrar gün yüzüne çıkaran bu çalışmalarla biz şeflerle buluşacak, mutfaklarımızla aş olacak ve tanıtmaya devam edeceğiz. Ben 4 yıldır memleket sevdasıyla, Elazığ'ın yemeklerinin sevdasıyla canla başla uğraşan sevgili başkanımız Harun Başkanıma, Elazığ Gastronomi ve Kültür Derneği Başkanımız Harun Başkan'a ve sevgili eşine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve sizlerle birlikte bir koca alkış göndermek istiyorum. Çünkü bu bir memleket sevdası hakikaten. Tebrik ediyorum. Yılmadan canla başla uğraştıklarına bizzat şahitlik edenlerden biriyim. Sevgili büyüklerimizin desteğiyle, sevgili yönetimimizin, il idarelerin desteğiyle biz bu hedeflerimize sağlam adımlarla gidiyor olacağız. Biz Avrasya Gastronomi Başçılar Federasyonu olarak üye derneğimiz Elazığ Gastronomi ve Kültür Derneğimizin sonuna kadar arkasındayız. 100 yemek reçete, 100 hedef, bizim de size de sözümüz olsun. Bu 100 yemeğimizi olabilen her menüde dalgalandırmaya gayret göstereceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı efendim. Efendim, konuşmaları gerçekleştirmek üzere bu projemize ortak olan, yolumuza ışık olan, her konuda katkılarını esirgemeyen Sayın Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu'na efendim öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere başkan vekilimiz Sayın Nafiz Bilginoğlu efendim kürsüye arz ediyorum. Çok değerli devlet büyüğümüz, AK Parti eski genel başkan yardımcısı, Elazığ milletvekillerimizden Adana milletvekilimiz, çok değerli ailemizin büyüklerinden baba dostu, Elazığ'ımızın medarı iftarı Necati Çetinkaya beyefendi, çok değerli Elazığ eski belediye başkanımız Süleyman Selmanoğlu, çok değerli siyasi partilerimizin il başkanları, sivil toplum örgütümüzün çok değerli temsilcileri, il dışından Elazığ'ımıza teşrif etmiş Türk mutfağının çok değerli şefleri, aşçıları, çok değerli ustaları, hanımefendiler, beyefendiler, kurumlarımızın çok değerli il müdürleri, hepinizi öncelikle şahsım ve Elazığ Belediyesi adına saygılarımla selamlıyor. Hepinize teşriflerinizden dolayı hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ve yine bugün burada olacaktı Sayın Belediye Başkanımız, ancak yoğun programını sizler de biliyorsunuz, buraya kadar gelemediler ama buradaki özellikle dışarıdan gelen misafirlerimiz de dahil teşrif etmiş, buraya gelmiş bütün hazırına selam, saygı ve teşekkürlerini de ben de iletmiş olayım, üzerimizde kalmasın. Evet,
Sayın Belediye Başkanımız aday olduğu ilk günlerde Elazığ için 11 ana başlıkta 100 proje demişti ve o projelerin şu an için çok şükür büyük bir kısmını tamamlamış bulunmakta ve o projeler de Elazığ'ımızın uzun yıllar çok büyük sorunları olan önemli konularına neşten vuran projelerdendi. Ve sadece o 11 ana başlıkta 100 proje değil, onun da dışında birçok projeyi Elazığ'ımızın insanına, şehrimize, şehrimizin de çok daha güzel yaşanabilir bir kent olması için bu projeleri hayata geçirdi. Ve bunları da Elazığ'ımızın insanı elhamdülillah evinden çıktığı andan itibaren sokağında, mahallesinde, komşu mahallesinde bunları görerek bizzatihi yaşıyor. Tabii Sayın Belediye Başkanımız bütün bunları yaparken bu anlamda belediyeciliği hem şantiye belediyeciliği hem de gönül belediyeciliği kapsamında sürekli almıştır. Yaptığı o vizyon projeler şantiye belediyeciliğinde olduğu gibi esas mesele de gönül belediyeciliği demiştir. İşte bu gönül belediyeciliği kapsamında insanımıza dokunmak, Elazığ'ımıza, Elazığ'ımızın kültürüne, sanatına, eğitimine, kadınına, gencine her türlü hizmette bulunmak için şantiye belediyeciliği yanında bu gönül belediyeciliğini de sürdürmüştür. Ve dolayısıyla bu gönül belediyeciliği içerisinde ve kapsamında esas amaç Elazığ'ımızın kültürünü tanıtmak, Elazığ'ımızı bütün ülkeye tanıtmak, bu kültürün içerisinde gastronomisini de, tarihini de, misyonunu da tanıtmak amaçlanmıştır. Ve dolayısıyla da bugüne kadar yapılan bütün Elazığ'ın tanıtım, kültür ve sanat festivalleri de dahil bütün tanıtımında Elazığ Belediyesi ya bizzatihi yürütmüş, ya projenin ortağı olmuş, ya da projenin paydaşı olmuştur. Ve en sonda yapılan bununla ilgili yine uluslararası satranç turnuvasını Türkiye'den yapılan bu satranç turnuvasında Elazığ'da yapmakla yine de çok özel bir proje gerçekleştirmiştir. İşte bu tanıtım, Elazığ'ımızın tanıtım projeleri içerisinde yer aldığımıza inandığımız Elazığ'ın eskimeyen yemekleri ve deprem yaralarının gastronomiyle sarılması projesi ve çalıştayı da bu anlamda çok önemlidir. Gerçekten gastronomisiyle Türkiye'de bize göre birinci sırada, biz hala öyle kabul ediyoruz, olan bu Elazığ gastronomisinin, Elazığ'ın yemeklerinin eskimiş de olsa bütün bu yemeklerin tekrar Türkiye gündemine taşınması için böyle bir proje ve çalıştay gerçekleştirilmiştir. Evet, değerli başkanımız, gastronomi derneği başkanımızın da dediği gibi bu projenin esas mimarlarından biri de değerli büyüğümüz yine Necati Çetinkaya beyefendidir. İlk andan beri bu projenin yürütülmesiyle, devam edilmesiyle ilgili ilişkide birlikte olduğumuz değerli başkanımız da Sayın Necati Çetinkaya'nın bizzatihi takip ettiğini bildiğimiz zaman çok daha büyük bir şekilde bu proje ortağı olduk. İyi ki de olmuşuz. Tekrar kendilerine burada bir kez daha şükranlarımı, saygılarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir teşekkür de yine Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne ve Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'de çok değerli Elazığlı kardeşimiz, hemşerimiz, ona da yine buradan şükranlarımızı, Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğümüz de burada, müdürümüz de, onun şahsında da hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Yine çok değerli Ahmet Bey'e, hakikaten sürekli Elazığ'ın her konusunda, her meselesinde yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Ve esas teşekkür buraya kadar teşrif etmiş çok değerli misafirlerimize, çok özür dileyerek artık konuşmamı uzattım, farkındayım. Hepinize buraya kadar geldiğiniz için, böylesine değerli bir projeye emek verdiğiniz için şahsım Elazığ Belediyesi adına da tekrar teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de Karal Gürgüç ve Karal Fırat'a efendim.
istiyoruz. Gerçekten bu güzel atmosferi milyonlara hissettiği için. İki kanalımız, Kanal Fırat ve Kanal 23'e efendim çalışanlarına, yönetmenlere çok teşekkür ediyoruz. Efendim konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Valilik Özel Kalem Müdürü ve Sivil Toplumlar İl Müdürü Oğuzhan Ercan efendim kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, kurumlarımızın çok kıymetli temsilcileri, sivil toplum sektörünün çok değerli katılımcıları, aynı zamanda gastronomi sektörüne gönül verenler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bilindiği üzere her yıl Sivil Toplumla İlişkiler İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz derneklerimizi kapasitelerini arttırabilmek adına projelerle desteklemekte. Bu kapsamda ilimize projeyi kazandıran Sayın Valimiz Necati Çetinkaya Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Genel Müdürümüze ve derneğimize teşekkür ediyoruz. Yani derneklerimizin özellikle bu tip projelerle sahada olmasını çok arzu ediyoruz. Bu noktada diğer derneklerimizin de proje noktasında müracaatlarını beklemekteyiz. Yani proje müracaatında bulundukları zaman zaten derneklerimiz biliyor. Biz elimizden gelen bütün kolaylığı sağlıyoruz kendilerine. Dolayısıyla bu konuda çekimser kalmasınlar, proje müracaatlarında bulunsunlar. Eğer eksik kaldıkları yönler varsa biz onları tamamlayacağız. Rehberlik edeceğimizden hiçbir zaman kuşkuları olmasın. Tekrardan katılım sağlayan tüm Hazirun'a saygı ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Depremle sarsılan kentlerimizde devletimiz süratle yeni konutların inşa çalışmalarını gerçekleştirmiştir. İlimizde de yeni konutlar hızla yükseliyor. Eskimeyen Elazığ yemekleri ve depremin yaralarının gastronomi ile sarılması projesi ve Çalıştay'ı projemizi saygıdeğer büyüğümüz Sayın Mehmet Necati Çetinkaya'ya sunduğumuzda güzel tepkiler aldık. Bizleri yüreklendirdi, öncülük etti. Her zaman olduğu gibi bugün de Elazığ'ın ve bizlerin yanında yer alan değerli büyüğümüz AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Sayın Mehmet Necati Çetinkaya efendim konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye arz ediyorum. Çok değerli hemşehrilerim, değerli dostlar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, bugün benim en mutlu günlerimden birisi. Uzun zamandır değişik sebeplerle gerek asrın en büyük felaketi depremden dolayı Rabbim bir daha böyle bizi bu büyük imtihanla imtihan etmesin. Böyle afetleri ülkemize inşallah bir daha son olsun diyorum. Ve gerek değişik sebeplerden dolayı çok sevdiğim ilime uzun zamandan beri gelemedim. Bugün bu bir vesile oldu. Eski tabirle vesile-i hasene derler. Kardeşim Mehtap ve değerli eşleri Harun'un öncülüğünde bu projeyi bana ilettiklerinde tabii çok mutlu oldum. Ve gereken ilgi ve alakayı karınca kaderince göstermek benim için bir vazifeydi. Çünkü ben bu medeniyetlerin beşiği olan bu topraklarda yetiştim. Ve yetiştiğim bu topraklarda gittiğim her yerde Elazığ'ın yüzünü ak çıkarttım. Rabbim bana bunu nasip etti.
Balkanlarda bile çoğunuz bilmezsiniz, HUP hareketi, Halk ve Özgürlükler Hareketi'nin başkanı Ahmet Bey, Sayın Cumhurbaşkanımıza, o zaman başbakandı, ben de onun yardımcısıydım. Seçimlerde bizi başarıya ulaştıracak Çetinkaya'yı oraya istiyoruz dediler. Bir Ahmet biliyor aranızda. Benim baş danışmanım olarak ve Balkanları o seçimlerde her vesileyle gittim ve adım adım dolaştım. Türkiye'de herhalde o atalarımızın o rüyası olan ve yıllarca 6 asır orada hükümran olan o toprakları baştan başa gezdim. Hem görevi ifa ettim, onları başarıya kavuşturduk. Hem de biraz önce Mehteran'ın söylediği sırada çoğunuz görmediniz, göz yaşlarım aktı, dayanamadım. Gazi Osman Paşa'nın o Tuna sahilindeki o zaferini gittim mahallinde gördüm. Ve diyorduk Akif'in o surları açtığında büyük Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri vur pençeyi Ali'deki çimçir aşkına. Gülbal Yasuman'ı tutan pir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın surlar. Fecr-i Ati'deki tekbir aşkına. İşte orada onları hissettim. O Plevne kahramanının adım attığı, o büyük destan yazdığı toprakları gittim. Gördüm ve yüzümü sürdüm. Bugün de burada işte bu medeniyetler beşiği olan benim doğduğum, büyüdüğüm, hepinizin neşvi nema bulduğu bu topraklarda İpek Yolu'nun en büyük medeniyet beşiği olan Elazığ'ımızda, Harput'umuzda kendini tanıtabilmenin en önemli yollarından birisi de gastronomidir. Buna öncülük yaptıkları için değerli kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve çünkü bir atasözümüz var ve aynı zamanda bu büyük şairin bir mısradır. Diyor ki bir kişidir dünyada hak sahibi. Hak benimdir, hakkımı vermem diyen. Evet, hak bizimdir. Çünkü gastronomide dünyada ün salmış, bu zenginlikte çok az ülkenin, çok az şehrin olduğu yegane şehirlerden birisidir Elazığ mutfağı. Ve çünkü medeniyetlerin beşiği, tarih boyunca var oldu, inşallah hep de var olacaktır. Bu varlığıyla bütün dünyaya bu işte medeni mirasını evlatlarına mutlaka aşılaması lazım. Bunları bilmemiz lazım. Bunları onlara nakşetmemiz lazım gönüllerine. Onun için ben bugün buraya gelmekle bunu bir görev kabul ettim. Ve Elazığ'a yapılacak her şeyde devamlı olarak bir hizmetkar olarak görev aldım ve bu hizmetkarlığımı da sonuna kadar yerine getirmek için gayret ettik, çaba gösterdik. Rabbimin indinde inşallah bu necrini göreceğiz. Değerli dostlar, tabii Elazığ mutfağı derken tarihi bir konu var, bir hatıra var. Çok değerli hocam, rahmetli Elazığ'ın mümtaz ailelerinden, hocaların hocası Ömer Naibi Efendigil bizzat bize okurken anlatmıştı. Elazığ, Harput, Mamuratül Aziz olarak ovaya inince tekrar biz o medreselerde hala eğitime devam ediyorduk derdi. Hüseyinlik Deresi'nden çıkar,
Harput'a Sıratu Camii'nin medreselerinde gider orada ders görürdük. Komşularımız orada Elazığ'ın misafirperverliğini söylemeye hacet yok. Komşularımız orada her gün böyle nöbetleşe olarak medrese talebelerine yemek yaparlardı. Bir gün o işte bizim meşhur tarihi yemeğimiz olan keşkeyi getirmişler. Ama keşkeye girmeden önce Elazığ'ın yetiştirdiği mümtaz simalarda büyük ilim adamı Harputlu Hayri Efendi yad etmemek mümkün değildir. Harputlu Hayri Efendi büyük bir müderristi ve aynı zamanda padişahlar tarafından Fatih medreselerine, o zamanki üniversitelerine dersi ağam olarak, yani rektör olarak İstanbul'a götürüldü. Uzun süre İstanbul'da Fatih üniversitelerine, o zamanki ismiyle medreselerinde dersi ağamlık yaptı, yani rektörlük yaptı. Harput gözünde tütüyordu. Bir gün aynı zamanda şairdi kendisi, Harputlu Hayri Efendi. Bir şiirinde şöyle diyor: halk içinde muteberdir ilim irfan saliki, kayıttan azade olmaz çokça mülkün maliki. Gerçi İstanbul'da envay niyam mebzuldur, İstanbul'da namüteyay diyor nimetler vardır. Gerçi İstanbul'da envay niyam mebzuldur. Harput'a gitseydim de bir keşkek yeseydim kaşki. Yıllarca Harput'un keşkeğini özlemiş ve dolayısıyla diyor ki Harput'a gitseydim de bir keşkek yeseydim kaşki. Ömer Naimi Efendi hocam, Allah gani gani rahmet etsin, bunu anlatırken bir de kendilerinin bizzat yaşadığı Harput'ta işte o sabahleyin Hüseyinlik Deresi'nden çıktık diyor, medreseye gittik ders görmeye. Komşularımızdan birisi diyor o günü keşkek getirdi. Hocalarımızla sofranın başına oturduk ama biliyorsunuz Elazığ keşkeği batıda da keşke, bizim keşkeğimiz değişik. Ortası kavurma ve tereyağıyla göl halindedir. Ve orada tabi teeddüp ediyor talebeler, hocalar da yanında. Onu kavurmasını ve yağıyla karıştırmazsanız onu yemek pek lezzetli olmaz. Onu mutlaka onunla. Ama hocaları dururken o ortaya o yağ ve kavurmaya kaşığı uzatmak da çekinlik diyor. Bir arkadaşımız diyor, dedi ki ve semai zatul buruci ve şemsi ve tarihi bize böyle açarlar harika dedi. Öbür arkadaş da dedi ki ve semai zatul buruci bize de gelsin bir ucu dedi. Diğer arkadaş da diyor, dedi ki ize semaun şakkat, hepsini birbirine kat. Ve hepsini birbirine kattık diyor, bu şekilde kemal-i afiyetle yedik. Elazığ hakikaten tarihe nam vermiş, mutfağıyla, kültürüyle, medeniyetiyle, insanlığıyla muhtaz bir şehirdir. Bu şehirli olmak bir ayrıcalıktır. Onun için ben bugün bu güzel gastronomi toplantısını öncülük yapan kardeşlerime, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve sizler daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Elazığ bütün tarihi güzellikleriyle inşallah önümüzdeki günlerde, yıllarda daha da güzellikleri ortaya çıkaracaktır. Elazığ medeniyeti benim en büyük projelerimden birisi de Harput'u yeniden ihya etmekti. O tarihi eserleri ortaya çıkarmak ve onları restore etmek. İnşallah o güzel projeler de gerçekleşir diyorum. Ve tekrar bu konuda destek olan bütün arkadaşlarıma, özellikle
Metepa'nın bana o projeyi getirdiğini hemen İçişleri Bakanlığı'na biliyorsunuz telefon ettim ve anında desteklerini esirgemediler. Bu konuda desteklerini esirgemeyen bakanlığıma, mensubu olduğum bakanlığıma ve orada benim kardeşim durumunda olan Mehmet kardeşime de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sayın Vali de gelecekti. Babası küçük bir ameliyat geçirdi Elazığ valimiz. Onun da selamları var. Ben ona da babasına geçmiş olsun diyorum. Bir kolundan ameliyat geçirdi İstanbul'da şu anda. Tekrar buraya geldiğiniz bu güzel gastronominin toplantısına iştirak ettiğiniz için hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Ve büyük afette hayatını kaybeden kardeşlerimize huzur-u ilahide onlara şefaat etmesini Rabbimin inşallah temenni ediyorum. Ve yine şu anda büyük bir mezalim altında olan Filistinli kardeşlerimizle Rabbim onların destekçisi olsun, yardımcısı olsun. Ve inşallah diyor ki, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. O ah yerde kalmayacaktır. Hepinize en kalbi duygularımla sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, Sayın Genel Başkanlarımıza, Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz efendim konuşmalarından dolayı. Evet, bu arada bir teşekkür de İHA Haber Ajansı'na verelim. Onlar da canlı yayında TVBu'da bu güzel akışı izlettiriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, plaket takdimimize geçeceğiz efendim. Plaket törenimiz olacak. Plaketini almak üzere İl Sivil Toplum Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Oğuzhan Hercan efendim, plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Plaketini vermek üzere Elazığ Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın Harun Seyran'ı davet ediyorum. Plaketini takdim edecek efendim. Evet, Sayın Başkanımız Harun Seyran, Oğuzhan Ercan efendim plaketini takdim ediyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine efendim. Plaketini almak üzere Elazığ Belediyesi adına efendim, Sayın Belediye Başkan Vekilimi Sayın Lafiz Bilgin efendim, Bilginoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanımız Harun Seyran, Belediye Başkan Vekilimiz efendim, Lafiz Bilginoğlu'na plaketini takdim ediyor efendim. Evet, teşekkür ediyoruz. Efendim, plaketini almak üzere Elazığ'ımızın abiri, milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız Sayın Mehmet Necati Çetinkaya efendim sahneye davet ediyorum. Yine plaketini Sayın Başkanımız Harun Seyran takdim edecek. Sayın Valimize, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Devlet Büyüğümüze efendim. Alkışlıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi programımız kapsamında hazırlanan yemekleri çok kıymetli protokol ve siz değerli misafirlerimizle birlikte tadacağız. Sonrasında yemeklerin sizleri oraya davet edeceğim. Sonrasında efendim yine şu salonda, balo salonunda toplanacağız. Elazığ Gastronomi Çalıştayı sizlerle yeniden konferans ve seminer olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler efendim.